Çalışma kitaplarınızı paylaşmak gözden geçir bölümünde gördüğünüz gibi gelip de incelerseniz hemen şurada ve şurada. Çalışma kitaplarınızı paylaşmak için ilk önce bir niyetiniz olması lazım her şeyden önce. Yani bir insana o yetkiyi vermeniz lazım. Çünkü çalışma kitabını paylaştığınız kişi sunucuya koyarsanız bunun bir kopyasını çalışır üzerinde ve değişiklikler yapar. Şimdi şöyle bir şey düşünün. Bir çalışma kitabını paylaşmaya açmak, şu butona basmak, bunu anında herkesin yağmalayabileceği anlamına gelmiyor. Siz bunu flash drive'ın USB belleğin içine koyarsanız kimse dokunamaz. Bunu ilk önce internette bir ortama, daha doğrusu kapalı devre bir sunucuda bir ortama koymanız lazım. Ya da paylaşılan belgelerim isimli bir bilgisayarınızda bir bölüm var, oraya koymanız lazım. Yani ilk önce paylaşmanız lazım. Bu ikisini, şu ikisini bakın şöyle göstereyim. Birlikte kullanabilmek için dikkat ederseniz bir sistem türetilmiş. Görüyor musunuz şurada? Bakın şöyle çizeyim daha rahat görün. Çalışma kitabını koru ve paylaş. Aslında korumayı öğrendik. Paylaşmayı da öğreneceğiz. Ondan sonra hem koruyacağız hem paylaşacağız kardeş kardeş. Şimdi bakın çalışma kitabını paylaş dediğim zaman ne oluyor? Bana çok basit iki sekmeli sorular geliyor. Bir, en önemlisi diyor ki kardeşim diyor sen aynı anda birden fazla kişinin değişiklik yapmasına izin verecek misin? Vermezsen zaten buralar pasif. Evet diyorum. O da oynasın, ben de oynayayım üzerinde. Kimler kullansın diyorsun, izin veriyorsun. Şu anda ben tek olduğum için sadece ben varım PC. Ama işte sunucuya ağa bağlı olsanız ve birilerine izin verseniz burada Ahmet Mehmet gidecek alt alta ve istediğinizi kullanıp kaldırabileceksiniz. Yani izinini iptal edebilirsiniz. Gelişmişe gelelim. Diyor ki değişiklik geçmişini 30 gün için sakla. Şimdi şurasının ne olduğunu bilmiyorsunuz. Bir sonraki videomu izlerseniz anlayacaksınız. Değişiklikler kim ne yapmış onların hepsini takip edebileceksiniz. Neyi değiştirmişler. 30 gün sakla. Hayır, hiç saklama. Sakla diyelim. Değişiklikleri dosya kaydedildiği zaman mı güncelleyeceksin yoksa her 15 dakikada bir değişiklikleri kaydetsin mi? Bu size kalmış. Yani zırt pırt 15 dakikada bir kaydetmesini çok sevmem ben. Kaydedildiğinde Ahmet Mehmet ne yapmış kaydetsin. Kullanıcılar arasında değişiklikler çakışırsa hangi değişikliğin geçerli olduğunu sor ya da kaydedilen değişiklikler geçerli. Bu şu demek. Şurada geldim ben mesai süresi saatini 12-10 yaptım. Ali Bey açtı o da 12-30 yaptı. Diyor ki Excel'i kaydederken şunu seçerseniz alttakine. Sen diyorsun değişiklik yaptın üstüne yazayım mı? Evet diyorsun yazıyor. Ya da duruma göre şu üsttekini seçersen diyor Haluk'un yazdığı mı dursun? Haluk Tatar'ın yazdığı mı dursun? Seninki mi? Ona göre seçiyorsunuz. Kişisel görünümde içer, yazıcı ayarı, filtre içer. Bunlar çok önemli değil ama sonuçta siz burayı okey dediğiniz zaman size bir soru soruyor. Bakın şu Excel'in üst kısmına çok dikkat edin şimdi. Yani şu an dosya halen korumada ya. Şuraya dikkat edin. Şu ismin olduğu yere. Şu an yes diyeceğiniz şey çünkü önemli bir şey. Bu eylem çalışma kitabına kaydedecek. Evet dediğin anda bak artık buraya. Buraya yok bunlar. Paylaştırılmış diye bir şey çıkıyor. Bu dosya artık paylaştırılmış bir dosya. Çalışma kitabını paylaşmaktan vazgeçebilirsin dilersen. Bak vazgeçtim. Bir çalışma kitabını paylaşmayı öğrendik. Bir sonraki videoda da bu çalışma kitabını paylaştıktan sonra ne oluyor, şu değişiklikler nasıl izlenir falan filan onları göreceğiz.